istiyorum ben. Anne. Hasta oldum galiba ben. Aa, nereden çıktı o? Bilmiyorum, böyle boğazım falan şey oldu. Aa, yanıyor çocuk. Bakayım. Evet, çok sıcak bu ev. Yok ya, o yanıyorsun sen, bir hastane. Ne diyorum ben şimdi, kışın ortasında hastane, direkt mikrop yuvası, kuş gribi vardır, domuz gribi vardır, her türlü grip vardır. Ya saçmalama MKC, susar mısın, Allah korusun. Doğru yatağa, ben sana güzel bir tane portakal sıkacağım, full vitamin. Olmaz, beni annem yatırsın, hastayım ben. Sakın gitme sen de anne, babam düşüremez ateşimi. O kadar da yok sanki Kaan ya. Yaşlarda ateş biraz tehlikeli olabilir. Soğuk suya mı soksak? Ya hayır, üşürüm. Gitme sen de, kötüyüm. Tamam, hadi düş önüme. Bir yatalım bir yatağa, sonra bakarız. Oh, harikasın, harikasın, harikasın oldum benim aslanım. Tutturdu bu, ben polis kolejine girmeyeceğim diye. Ben bu herifi tanıyorum ya. Ya hırsız olur ya polis tabii. Çalışsın diye de ben de bindim bu herifin tepesine. Bize ders yapıyor tabii. Ay, ona hiç şüphe yok. İnadı 100 metreden belli. O sıralarda bu bir kızı seviyor. Şeyde oturuyor, Üsküdar'da oturuyor. Baba ya. Üsküdar'a kadar kaykayla Fener'den ha. Otobüsün arkasında gidiyordum ya, hatırlasana. Nasıl hatırlamıyorsun? Ben bunu duydum. Benim tepem attı. Aradım karakolu. Çektirdim bu herifi içeriye. Hadi canım. Ya. Gözümün yaşına bakmamıştın, gözümün. Topladım bütün test kitaplarını. Tıktım kodese. Yok artık. 3 gün tuttu beni Beyşer'de, 3. Oo, çok iyi yapmış. Nasıl, akıllandı mı bari sonra? Ne akıllanması be, ne akıllanması? Gittim bir de baktım, ne var? Test kitaplarının yarısını hırsızlar çözüyor, yarısını kaçakçılar. Bu herif böyle işte ha. Bunda şeytan tüyü var vallahi. Bunu bak, bindireceksin bir gemiye. Göndereceksin Patagonya'ya. Aynen oradakileri de böyle kafaya alır. Sevdirir kerata kendini orada işe. Üsküdar'da kıza ne oldu sonra? Hayır, bayağı hapis yapmışsın yani kız için. O başka macera. Ne oldu biliyor musun? 12 kişi. Bunu çekmişler kenara. Ya nerede baba ya? Nerede ya? Nerede baba ya? Gerisini de sen anlat. Ne yapıyordun amcanın heyecanlı yerinde? Ben bir çıkayım. Yüksel aklımda kaldı, onu bir arayayım. Depresyona mı ne girmiş? Aptal herif. Donacaksın. Girsen mi artık içeri ha? Boş ver yavrum. Donarak öleyim de cesedimi bulsunlar. Sabah amirlerime izahat vermektense sıcak suyla gasilhanede çözülürüm daha iyi. Deme öyle ya. Feridun amca. Kim? Feridun amca. Açma, açma. Adamla konuşacak yüzüm yok. Şimdi bir araba dolusu fırça atacak. Vallahi atarım kendimi buradan aşağı. Alo Feridun amca. Yasemin. Baban yattı mı kızım? Yok da. Morali çok bozuk. Sen bir konuşsan seni dinler. Kızma sana mı? İyi, ver bakayım onu bana. Baba, Feridun amca açtı. Açma dedim sana. Ne
Buyurun sayın müdürüm. Yüksel. Yasemin'den ben bir şeyler duydum lan. Ya evet sayın müdürüm. Ne olur fırça atmayın. Yarın sabah amirlerime gideceğim ve istifamı vereceğim. Biteyim. Bak Yüksel, polis istifa edemez. Senin devlete edecek hizmetinin kalıp kalmadığını sen o kuş beynine bilemez. İşte ben de onu kendi kendime soruyorum. Müdürüm, sahiden kimim ben? Sen devletin emir kulusun. Sen devletten zeki misin? Sen devletten akıllı mısın lan? Zaten lan sana devletin ihtiyacı olmazsa kapının önüne koyar. Haddini bil. Müdürüm, özür dilerim ama kararım kesin. Bana bak Yüksel. Beni görmeden istifanı verirsen sana hakkımı helal etmem. Anladın mı lan? Ha? Hadi git zıbar. Anne, titriyorum sanki ben. Tamam oğlum, bir şey olmayacak. Bak ben buradayım, baban içeride. Merak etme, tamam mı? Sakın gitme ama bak. Kalkarsam da seni göremezsem ateşim tekrar çıkabilir. Saçmalama Kaan, söyleme öyle şeyler. Gitme sen de. Ne olur bir kere de benim dediğim olsun. Küçüğüm ben. Küçüklerin hastalıkları çok tehlikeliymiş. Tamam sen hadi uyu artık bakayım. Bak kapıyı açık bırakacağım. Babanla benim sesimi dinler dinler uyursun, tamam mı? Anne. Hı. Babama bir daha sürpriz yapacak mıyız? İstersen yaparız. O zaman sakın söyleme bugünkünü. Bir daha ağlar çünkü. Tamam söyleme. Söz mü bak? Gözünü kapatırsan söz. Hadi kapat gözünü bakayım. Kapat. Ne yapıyorsun sen? Hiç, baş başa bir film izleriz dedim. Bizim düğün mü o? Hı. Yani bundan daha romantik ve eğlenceli bir şey bulamadım. Allah aşkına kapat şunu ya. Dayına bak, dayına nasıl oynuyor. Ya, bizim büyük fanımız da. Hatırlamıyor musun? Boşanma davasında mübaşiri dövmüştü. Rahmetli. Ya. O rahmetlinin bile lafını çiğnedim. Ya tamam ya, ne dedim? Bir şey demedim. Deyip deyip öyle ne dedim şimdi filan deme. Sinir oluyorum. Haklısın. Bak şöyle yapalım, ben güzel bir sakin müzik açayım. O sırada da seni böyle alalım. Ne bu? Hani bugün gündüz yemek yiyecektik ya. İşte gündüz yiyemediğimiz yemek. Yani benim biraz uykum da var, yorgunum. Hı. Yemekten sonra sana güzel bir masaj yapayım. Yağmur. Hadi. Çok merak ediyorum şu romantik baş başa yemeğimizde bana ne diyeceksin? Romantik olduğunu nereden çıkardın? Yani baş başa hissedebilir mi konuşmak istiyorsun? Yani işte kaçaktın ya. Hı? Bundan sonra ne olacak falan diye öyle konuşalım dedim. Bundan sonra? Yani yeni bir sayfa açıyoruz. Ya işte başına bir ton bela geldi. Bir daha gelmesin. Dikkatli ol falan diye. Tamam. Endişelendin. Yani o yüzden birazdan bana ne kadar aşık olduğunu itiraf edeceksin. Dinliyorum. Ben yatıyorum. Bu gece Kaan'ın yanında uyuyacağım. Çünkü içim rahat etmeyecek. Sana iyi geceler. Yağmur. Masaj. MKC. Thank you.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.